Kendisi Sovyetler Birliği'nin yıkılması sonrası terör örgütünün yurt dışında açtığı okulların sorumluluğunu da üstlenmiş. FETÖ elebaşından sanki kendi dengiymiş gibi bahsediyor. Mehmet Erdoğan Tüzün'ün terör örgütünde çok kritik bir görevi var. Tayin heyeti üyeliği. Peki bu tayin heyeti üyeliği nedir? Herkese merhabalar. Fethullahçı terör örgütünü, onun kirli yüzünü ve örgüt yöneticilerini anlattığımız videolarımıza devam ediyoruz. Bu hafta sizlere İçişleri Bakanlığı'nın terör arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan bir isimden bahsedeceğim. Mehmet Erdoğan Tüzün. Mehmet Erdoğan Tüzün'ün terör örgütündeki görevlerini, onun örgütteki diğer yöneticilerden farkını anlatacağız. Hazırsanız başlıyoruz. 1943 Isparta doğumlu bir isim Mehmet Erdoğan Tüzün. İçişleri Bakanlığı'nın sitesinde doğum tarihi bu şekilde yer alıyor. Hakkındaki bilgiler örgütün Isparta imamı olduğu tayin heyetinde yer aldı. Örgütün medya kuruluşlarında üst düzey görevler üstlendi ki kendisi Cihan Haber Ajansı'nın genel müdürlüğünü yapmış. Zaman Gazetesi'nde yönetim kurulu üyeliği yapmış. Aynı zamanda terör örgütünün çatı kuruluşu olan Kaynak Holding'de danışmanlık görevini üstlenmiş bir isim. Bu özellikleriyle Abdullah Aymaz'dan, İsmail Büyükçelebi'den ya da geçtiğimiz günlerde cehennemin dibini boylayan Mehmet Ali Şengül'den çok fazla bir farkı yok gibi görünüyor. Ama Mehmet Erdoğan Tüzün terör örgütünde bu isimlerin hepsinden farklı bir yerde konumlanıyor. Kendisi 1966 yılında FETÖ elebaşıyla İzmir'de tanışmış bir isim. Ancak kendi ifadesiyle FETÖ elebaşını daha önceden tanıyor. FETÖ elebaşının Edirne'de görev yaptığı dönemde Edirne müftüsü olan Suat Yıldırım'la Ankara'dan ev arkadaşı. Suat Yıldırım, Fethullahçı terör örgütünün Diyanet ve İlahiyat fakültelerinde kadrolaşmasının önünü açan isimlerden biri olarak biliniyor. Ancak o tarihlerde yolu Mehmet Erdoğan Tüzün'le kesişen bir başka isim FETÖ elebaşına bürokrasinin kapılarını ardına kadar açıyor. Bu FETÖ elebaşıyla Edirne'de tanışan, daha sonra İzmir'e kestane pazarına giderek kestane pazarında FETÖ elebaşından önce bir yapılanma kuran ve görevden ayrıldığında size benden çok daha iyisini getireceğim diyerek FETÖ elebaşının oraya atanmasını sağlayan Yaşar Tunagür. Yaşar Tunagür, eski Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı olarak görev yaptığı dönemde mevcut Diyanet İşleri Başkanlarını canından bezdiren bir isim olarak biliniyor. Ve 1970 yılında mecliste kendisi hakkında bir gen soru, bir araştırma komisyonu kurulması isteniyor. Orada detaylıca nasıl devlet içinde kadrolaştığını, nasıl yurt dışına sürekli seyahatler yaparak yurt dışı bağlantıları kurduğunu ve arkasında dönemin başbakanı Süleyman Demirel'in kardeşi Hacı Ali Demirel'in bulunduğu detaylıca anlatılıyor. Yaşar Tunagür'ün Diyanet İşleri Başkanlığı görevinde kendisine yardım eden isimlerden bir tanesi özlük personel şefi olan Mehmet Erdoğan Tüzün. Yani Mehmet Erdoğan Tüzün FETÖ elebaşı ile görüştüğünde kendisini İzmir'e atayan Yaşar Tunagür'ün adamı olarak görüşüyor ve kendi ifadelerinde FETÖ elebaşından bahsederken örgütün diğer yöneticilerinin bahsettiği gibi bahsetmiyor. Mehmet Erdoğan Tüzün FETÖ elebaşından sanki kendi dengiymiş gibi bahsediyor. İzmir'e giderken tanıştık. Ben o zaman Diyanet İşleri Başkanlığı'ndaydım. Daha önceden de Suat Bey vasıtasıyla gıyaben birbirimizi tanıyorduk. Hatta ilk karşılaşmada fakire dedi, siz Erdoğan Bey misiniz? Evet dedim. Siz dedim herhalde Fethullah kardeşi olacaksınız. Ve örgüt mensuplarından da üçüncü tekil şahsı kullanarak onlar şöyle yaptılar, onlar bu şekilde yaptılar, aslında şunları şunları yaptılar şeklinde bahsediyor. Bu diğerlerinde pek gördüğümüz bir olay değil. Yani Yusuf Bekmezci'den tutun, Abdullah Aymaz'a, Mehmet Ali Şengül'e, İsmail Büyükçelebi'ye, Harun Toka'a, Halit Esendir ve diğer örgüt yöneticileri FETÖ elebaşından bahsederken Hocaefendi'nin üzerine bir atladım. Hocaefendi beni böyle itti. Hiç kimse elini vermedi. Bana böyle itince eli ellerime değdi. Böyle yüksek voltlu bir cereyana kapılmışım gibi böyle bir titredim. Böyle cereyan çarptı. Cebrail dahi parti kursa, işte gel bunun başına geç dese veya gel bunu beraber götürelim dese ben destek olmam diyor. Hoca Efendi kadar herhalde Cebrail'i kendi söylüyor. Biz hiçbirimiz Hoca Efendi kadar ne Cebrail'i tanıyabiliriz ne Mikail'i tanıyabiliriz.
99'da ben Amerika'daydım. Yine bir Fethullah Gülen kampanya süreci olmuştu o dönemde. 3 hafta sürdü biliyorsun, Haziran fırtınası. Hı hı. Hoca ben de hep deprem olacağından korktu Sayın Fethullah Gülen. 1,5-2 ay boyunca deprem duaları yapıldı. Bu kadar fesadı, bu kadar iftirayı, zulmü bu yeryüzü kaldırmaz diye. Öğrendiğime göre yine deprem zelzele duaları yine başladı. Allah'la 24 saat irtibat halinde olan bir insana bu kadar hakaret edilirse yemin ediyorum gayretullah'a dokanır. Memleket zarar görür. Şahıslar değil, kitleler zarar görür. Erdoğan Tüz'ün arkadaşıymış gibi bahsediyor. Ve bu da onun örgütte diğer yöneticilerden kendini farklı bir şekilde konumlandığını gösteriyor. Erdoğan Tüz'ün Fethullahçı terör örgütünün yayın kuruluşları olan Cihan Haber Ajansı'nda genel müdürlük yapmış bir isim. Kendisinin asıl mesleği edebiyat öğretmenliği, ancak 1966 yılında Diyanet İşleri'ne girdikten sonra 1990'lara kadar tam olarak hangi mesleği icra ettiği bilinmese de birdenbire Cihan Haber Ajansı'nın genel müdürü olarak biz kendisini görüyoruz. Daha sonra Zaman Gazetesi'nde yönetim kurulu üyeliği, örgütün çatı kuruluşlarından biri olan Kaynak Holding'de danışmanlık görevlerini üstleniyor. 1990'lar sonrası terör örgütünün görünen kurumlarında üst düzey görevler almış bir isim. Peki bunun için mi kırmızı kategoride? Hayır. Yani Mehmet Erdoğan Tüz'ün ne Cihan Haber Ajansı'nda genel müdür olduğu için ne de Zaman Gazetesi'nde yönetim kurulu üyesi olduğu için kırmızı kategoride aranıyor. Mehmet Erdoğan Tüz'ün terör örgütünde çok kritik bir görevi var. Tayin heyeti üyeliği. Peki bu tayin heyeti üyeliği nedir? Kısaca bunu anlatalım. Erdoğan Tüz'ün İçişleri Bakanlığı'nın terör arananlar listesinde kırmızı kategoride yer almasına sebep olan tayin heyeti üyeliği tam olarak nedir? Fethullahçı terör örgütünün devlet kadrolarını ele geçirmeye başladığı 1990'lı yıllarda kurduğu tayin heyeti, terör örgütü mahrem imamlarının hangi görevleri üstleneceği, nerede kimlerle ilgileneceği, hangi makamların ele geçirilmesiyle meşgul olacaklarını belirleyen bir heyet. Yani bugün Adil Öksüz'den bahsediyorsak, Kemal Batmaz'dan bahsediyorsak ya da Adil Öksüz'den önce TSK imamı olan Hamdullah Bayram Öztürk'ten bahsediyorsak ve örgütün mahrem yapılanmasından, örgütün mahrem imamlarından bahsediyorsak, bütün bu mahrem imamlarının yerini belirleyen kurul işte bu tayin heyeti. Peki bu heyette Mehmet Erdoğan Tüz'ün dışında kimler var? FETÖ elebaşının ceketten tansiyonunu ölçecek kadar yetenekli doktoru Kudret Ünal, cezaevinde olan ve FETÖ'cüler tarafından dönemin en büyük evliyalarından biri olarak kabul edilen Zaman Gazetesi eski başyazarı Ali Ünal, Türkmenistan'da uzunca bir süre bakan yardımcılığı yapan, örgütün Orta Asya yapılanmasını yöneten Muammer Türk Yılmaz, FETÖ'de en nefret edilen isimlerden biri olmasına rağmen ne hikmetse sürekli kritik görevlerde karşımıza çıkan Mustafa Özcan ve FETÖ elebaşı ile 1986'da yakalanan isimlerden biri olan, örgütün Antalya yapılanmasını kuran Nevzat Ayvacı, Mehmet Erdoğan Tüz'ünle beraber tayin heyetini oluşturan isimlerin arasında yer alıyor. Yani Mehmet Erdoğan Tüz'ün terör örgütünün en kritik yöneticileriyle ortak bir heyette buluşup çoğunlukla FETÖ elebaşının onayladığı ve kendilerinin deklare ettiği örgüt içerisindeki bütün mahrem imamların yerini belirleyen, il imamlarını, ülke imamlarını, kıta imamlarını belirleyen kurulun bir üyesi. Yani terör örgütünün hafızası olan ve örgütün işlediği 15 Temmuz Aselsan cinayetleri, 17-25 Aralık kumpası, MİT kumpası, MİT tırları kumpası, İsmail Ağa cinayetleri, vatansever subaylara kumpas gibi terör örgütünün bütün suçlarını yöneten isimleri Mehmet Erdoğan Tüz'ün atadı. İçişleri Bakanlığı'nın terör arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan bir isim. Yoksa Zaman Gazetesi'nde yönetim kurulu üyesi olduğu için değil. Ki biz Fethullahçı terör örgütünün işleyişinde biliyoruz ki FETÖ elebaşı özellikle en güvendiği isimleri bu şekilde meşru görevlere atayarak kamuoyu önünde parlatmaya çalışıyor. Mehmet Erdoğan Tüz'ün de bunlardan bir tanesi. Mehmet Erdoğan Tüz'ün terör örgütünde üstlendiği görevler bununla sınırlı değil. Kendisi Sovyetler Birliği'nin yıkılması sonrası terör örgütünün yurt dışında açtığı okulların sorumluluğunu da üstlenmiş.
Arnavutluk'ta terör örgütünün kurduğu okulların ilk kurucusu ve denetleyicisi konumunda. Arnavutluk hatıralarını anlatırken Arnavutluk Cumhurbaşkanı'ndan nasıl özel ilgi gördüğünü, Arnavutluk Büyükelçisi kendisine ilgi göstermediğinde buna nasıl bozulduğunu ve nasıl haddini bildirdiğini ve daha sonraki gittiklerinde terör örgütünün Arnavutluk'ta nasıl palazlandığını gururla anlatıyor. Arnavutluk, Kosova ve Makedonya gibi ülkelerde Fethullahçı terör örgütünün şu andaki gücünü ilk temellendiren isimlerden bir tanesi de Mehmet Erdoğan Tüzün. 2015 yılında yurt dışına kaçan ve 15 Temmuz darbe girişimi sonrası kırmızı kategoride yer alan teröristlerden biri olan Mehmet Erdoğan Tüzün'ün Fethullahçı terör örgütünde hangi görevler üstlendiğini anlattığımız videomuz burada sona erdi. Bizi desteklemek için ve bu videoların devamı için bu videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, yeni videolar için bildirimlerinizi açmayı ve bu videoyu sosyal medya hesaplarınızla paylaşmayı unutmayın. Desteğiniz için teşekkürler.